Herkese merhaba arkadaşlar. Osmanlı Devleti kuruluş dönemi soru çözüm videosuna hoş geldiniz. Çelebi Mehmet bu savaşı kazanarak 1413'te Fetret devrine son vermiştir. Yukarıda bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Güvercinlik Savaşı, Çalıbey Savaşı, 1. Kosova Savaşı, Çamurluova Savaşı, Kırkdilim Savaşı. Doğru cevap D. Çamurluova Savaşı arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde Ankara Savaşı'ndan sonra yaşanan Fetret Devri'ndeki taht kavgasında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır? İsa, Selim, Musa, Süleyman, Mehmet. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Fetret Devri'nde Yıldırım Beyazıtoğulları'ndan İsa Çelebi Balıkesir'de, Musa Çelebi Bursa'da, Süleyman Çelebi Edirne'de, Mehmet Çelebi de Amasya'da hükümdarlıklarını ilan etmişler ve birbirleriyle taht mücadelesine girmişlerdir. Yıldırım Beyazıt'ın Selim adında bir oğlu yoktur arkadaşlar. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmemiştir? Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Karamanoğulları, Bizans Macarlar ve Timurlar ile mücadele etmiştir. Safevi Devleti ile mücadeleler yükselme döneminde başlamıştır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde 1389 yılında 1. Kosova Savaşı'ndan sesinden faydalanarak düşmanı korkutmak için önemli ilk top aşağıda verilen Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde ilk defa kullanılmıştır? Düşmanı korkutmak için ilk top 1. Murat tarafından kullanılmıştır arkadaşlar. Doğru cevap C'dir. Orhan Bey döneminde Bizans'a yardım yapılması karşılığında Çinpe Kalesi'ni alan Osmanlı Devleti buraya asker yerleştirmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin Çinpe Kalesi'ne asker yerleştirmesi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? Rumeli fetihlerinde üs olarak kullanmak için asker yerleştirmiştir arkadaşlar. Doğru cevap B'dir. Aşağıdakilerden hangisi ilk Osmanlı-Bizans Savaşı olarak bilinir? Osmanlı Devleti'nin Bizans İmparatorluğu ile yaptığı ilk savaş Osmanlı döneminde meydana gelen Koyunhisar Savaşı'dır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi ilk kez hangi padişah döneminde uygulanmıştır? Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi ilk kez Orhan Bey döneminde uygulanmıştır arkadaşlar. Bugün elimizde bulunan ve Osmanlı'nın kuruluşla ilgili bilgi veren kaynakların en eskisi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlılar hakkında ilk tarihi bilgiler Yahşi Fakih Menakıbnamesi'nde yer almaktadır. Ancak bu eser günümüzde mevcut değildir. Bugün elimizde olan ve Osmanlı'nın kuruluşu ile ilgili bilgi veren kaynaklardan en eskisi Ahmedi'nin İskendername adlı eseridir. Osmanlı Devleti ve Venedik arasında siyasi ve ticari ilişkilerin sorunsuzca yürümesini sağlamakla görevli olan ve İstanbul'da ikamet eden Venedik elçisine ne ad verilir? Balyoz, Martolos, Despot, Cerahor, Voynuk. Doğru cevap A. Balyoz arkadaşlar. Döneminde saray okulu olan Enderun Mektebi kurularak kültürel faaliyetlere çok önem verilen ve Hayır Babası unvanıyla da bilinen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Hayır Babası unvanıyla bilinen Osmanlı padişahı 2. Murat'tır arkadaşlar. 27 Temmuz 1302 tarihli Koyunhisar Savaşı Osmanlı Beyliği'nin gerçek kuruluş tarihi olarak kabul eden önemli ilim insanı olup aynı zamanda tarihçilerin kutbu olarak da bilinen ünlü tarihçi aşağıdakilerden hangisidir? Fuat Köprülü, İlhan Erdem, Halil İnalcık, Salim Koca, İlber Ortaylı. Doğru cevap C. Halil İnalcık arkadaşlar. Osmanlı Devleti 24 Oğuz boyundan biri olan Kayılar tarafından kurulmuştur. Kayı kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Kayı kelimesi sağlam, güçlü, kuvvetli anlamına gelir arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt İstanbul'u birkaç kez kuşatmış ancak kuşatmalar bir süre sonra kaldırılmıştır. Bu kuşatmaların kaldırılmasında Anadolu Timur tehlikesinin görülmesi, Haçlı tehdidinin baş göstermesi, Şeyh Bedrettin ayaklanmasının çıkması durumlarından hangileri etkili olmuştur? Yıldırım Beyazıt İstanbul kuşatmalarını Haçlı tehdidi, iç karışıklıklar ve Timur tehdidi sebebiyle kaldırmak zorunda kalmıştır. Şeyh Bedrettin ayaklanması ise Yıldırım Beyazıt döneminden sonra 1. Mehmet döneminde yaşanan bir gelişmedir arkadaşlar. Doğru cevap C1 ve 2'dir. Rumeli Beylerbeyi ve Anadolu Beylerbeyi'nin merkezi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Rumeli Beylerbeyi'nin merkezi Manastır. Anadolu Beylerbeyi'nin merkezi Kütahya'dır arkadaşlar. Osmanlı kuruluş döneminde meydana gelen aşağıdaki savaşlardan hangisi Haçlı Savaşı özelliğine sahip değildir? Kuruluş dönemindeki Osmanlı Haçlı Savaşları
Sırp Sındığı, 1. Kosova, Varna ve 2. Kosova Savaşları'dır. Sazdere Savaşı Osmanlı ile Rumeli'deki Bizans tekfirleri arasında gerçekleşmiştir. Haçlı Savaşı özelliğine sahip değildir arkadaşlar. Savaş alanında şehit olan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Savaş alanında şehit olan ilk Osmanlı hükümdarı 1. Murat'tır arkadaşlar. 1. Murat 1. Kosova Savaşı'nda şehit olmuştur. Bursa Yeşil Camii, Topkapı Sarayı, Güzelcehisar yukarıdaki eserlerden hangileri Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine aittir? Bursa Yeşil Camii ve Güzelcehisar kuruluş dönemi eserleridir. Topkapı Sarayı Fatih döneminde inşa edilmiştir. Doğru cevap D, 1 ve 3 arkadaşlar. Anadolu'daki Kubbetül İslam adıyla anılan ve Osmanlı'yı kuran kayıların Anadolu'ya geldiklerinde yerleştikleri ilk bölge olma özelliğine sahip şehir aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu'ya gelen kayılar ilk önce Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat yöresine yerleşmişlerdir arkadaşlar. Doğru cevap A, Ahlat'tır. Osmanlı Devleti'nde yaya ve müsellemler adıyla ilk sürekli ordu aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde kurulmuştur? 1. Murat, Yıldırım Bayezid, Osman Bey, Orhan Bey, 2. Murat. Doğru cevap D, Orhan Bey arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin halktan aldığı ilk vergi aşağıdakilerden hangisidir? Haraç, cizye, bac, avariz, ispenç. Doğru cevap C, bac vergisidir. Osmanlı Devleti'nde ipek üretim ve ticaret merkezi olan Bursa, hangi Osmanlı padişahı döneminde devletin başkenti yapılarak devlet artık buradan yönetilmiştir? Doğru cevap B, Orhan Bey arkadaşlar. Teşkilatçı Orhan Bey, aşağıdaki hangi Türk beyliğindeki taht mücadelelerine karışarak bu beyliği Osmanlı hakimiyetinin altına alarak Rumeli'ye geçişte bu beylikten yararlanmıştır? Orhan Bey, Balıkesir çevresinde kurulan Karesioğullarının taht mücadelelerine karışarak bu beyliği Osmanlı hakimiyeti altına alarak Rumeli'ye geçişte bu beylikten yararlanmıştır arkadaşlar. Orhan Bey döneminde İznik'te açılan Süleyman Paşa Medresesi'ne müderris olarak ataması yapılan ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir? Davudu Kayser arkadaşlar. Doğru cevap. Osman Bey'in kuruluş döneminde mücadele ederek Yarhisar, Yuntisar, Bilecik, İnegöl gibi toprakları aldığı Bizanslı valilere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Osman Devleti'nin kuruluş döneminde mücadele ettiği Bizanslı valilere Tekfur adı verilir arkadaşlar. Osman Devleti kuruluş döneminde Karamürsel'de ilk Osmanlı donanmasını kuran ve sultan unvanını alan ilk Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap A, Orhan Bey arkadaşlar. Balkanlardaki Osmanlı egemenliğinin kesinleştiği ve Balkan devletlerinin savunmaya geçtiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Balkanlardaki Osmanlı egemenliğinin kesinleştiği ve Balkan devletlerinin savunmaya geçtiği savaş 2. Murat döneminde yapılan 2. Kosova Savaşı'dır. Osmanlı kuruluş döneminde Akdeniz'de Venediklerle yapılan Çalıbey Deniz Savaşı aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin zamanında gerçekleşmiştir? Çalıbey Deniz Savaşı Çelebi Mehmet zamanında yapılmış ve kaybedilmiştir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde görülen Ankara Savaşı, Çimpe Kalesi'nin alınması, Niğbolu Savaşı gelişmelerinden hangilerinin İslam dünyasında olumlu karşılandığı söylenebilir? Osmanlı Devleti'nin Çimpe Kalesi'ni alarak Rumeli'ye geçmesi ve Niğbolu'da Haçlıları büyük bir yenilgiye uğratması İslam dünyasında olumlu karşılanmıştır. Ancak Ankara Savaşı iki Türk ve Müslüman hükümdarın karşı karşıya getiren bir savaş olduğundan İslam dünyasında olumlu karşılandığı söylenemez. Doğru cevap D, 2 ve 3 arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.